Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Malum yazılı haftamız yaklaştı. Biz de öğrencilerimize faydalı olmak, onlara yardımcı olabilmek adına Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 5. sınıf 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Lütfen videomuzu çok dikkatli takip edin ve sizler için öğretmenlerin en çok sorduğu yazılı kağıdını buldum. Bu videoyu dikkatle dinlediğinizde yüksek not alacaksınız. Sosyal bilgiler yazılımız da yine kanalımızda yayında o videoyu da izleyebilirsiniz. Bundan sonra da sizlerle bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da videolar geldikçe kaçırmazsınız haberdar olabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan yazılımıza başlayalım. Birinci bölümde bize doğru yanlış soruları verilmiş. Bakalım ifadeleri okuyacağız. Doğru olana de, e, doğru olanı ve yanlış olanı belirteceğiz. Çevremizdeki insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmak için nezaket kurallarına uymamız gerekir. Doğru bir bilgidir. Başkalarının özel hayatını araştırabiliriz. Hayır, özel hayatlarına saygı duymamız gerekir. Yani yanlış. Nezaket kurallarına uymak hem toplumsal hem de dini görevimizdir. Evet, doğru. Hem topluma karşı hem de dini bir sorumluluğumuzdur bu durum. Aile içinde selamlaşmak aileye bereket ve huzur getirir. Doğru bir bilgidir. Kötü sözlü kişilerle kimse arkadaşlık etmek istemez. Evet, doğru. Kimse arkadaşlık etmek istemez. Özür dilemek kişiyi insanlar arasında küçük düşürür. Hayır, küçük düşürmez. Aksine özür dilemek insanı yücelten bir davranıştır. Toplum içinde gizli konuşmalar yapabiliriz. Hayır arkadaşlar, toplum içinde gizli konuşmalar yapmak nezaket kurallarına aykırı bir davranıştır. Konuşurken karşımızdakinin anlayacağı bir şekilde konuşmalıyız. Doğru bir bilgidir. Peygamberimiz amcasının yanında çobanlık ve ticaret yaparak büyümüştür. Evet, doğru bir bilgidir. Peygamberimiz ailesiyle ilgili konularda ailesinin görüşlerini almazdı. Hayır arkadaşlar ailesinin görüşlerine çok önem verirdi. Bu yüzden yanlış diyoruz. Peki geldik birinci bölümü tamamladık ikinci bölümümüze. İkinci bölümümüzde bazı sorular verilmiş soruların karşısındaki şıklardan birini işaretlememiz gerekecek. Birbirimize karşı incelikli ve ölçülü davranmamızı sağlayan, davranışlarımızı ve ilişkilerimizi güzelleştiren kurallara ne ad verilir? Nezaket kuralları mı? Hukuk kuralları mı? Tabii ki nezaket kuralları olacak. İyi hal ve hareketleri ifade etmek için kullanılan ve edep kelimesinin çoğulu olan kavram hangisidir? Bakın edep zaten benziyor. Adap demektir. Allah'ın yararlanmamız için verdiği her türlü nimete biz rızık deriz. Hangisi yemeğin başında söylenir? Şükür mü, besmele mi? Şükür sonunda, besmele başında söylenir. Hangisi sofra adabına aykırı? Yani olmaması gereken bir davranıştır. Ağızda lokma varken konuşmak, yemeğe besmeleyle başlamak bu olması gereken ama lokma varken konuşmak olmaması gereken. Kur'an'da geçen ve ibret almamız için anlatılan geçmiş toplulukların ve peygamberlerin olaylarına ne ad verilir? Hikaye mi, kıssa mı? Kıssa denir. Kur'an'da oğluna verdiği öğütlerle bilinen hikmet sahibi kişi kimdir? Hazreti Lokmandır. Peygamberimize güvenilir oluşundan dolayı Mekkeliler tarafından Muhammedül Emin denilmiştir. Peygamberimizin kızı Fatıma ile Kimi evlen kimi evlendirmiştir peygamberimiz? Hazreti Ali'yi yeğeni Hazreti Ali'yi evlendirmiştir. Peygamberimizin annesi kimdir sorusuna da amin annemizi söyleyebiliriz. Peki bu bölümü tamamladık. Geldik artık klasik soruların olduğu bölümümüze. Burada da bizi 4 tane soru karşılıyor. Hemen bakalım. Toplumsal ilişkilerde uyulması gereken nezaket kuralları nelerdir? 2 tane örnek veriniz demiş. Mesela Birincisine ben kesinlikle şunu yazmak isterim. İnsanlar arasında konuşma adabı olması gerekiyor. Kibar, nazik ve düzgün bir şekilde, anlaşılır bir şekilde konuşmak konuşma adabıdır. Bu bir nezaket kuralıdır. İkinciye de büyüklere saygı göstermeyi yazmak istiyorum. Büyüklere saygı göstermek de yine nezaket kurallarından bir tanesidir. Zaten bizden iki tane istediği için bu bölüm yeterli olacaktır puanı almamız için. İkinci soruya geldik. Günlük hayatta kullandığımız selamlar nelerdir? Dört tane örnek veriniz demiş. Hemen başlayalım. Birincisi selamın aleyküm demek. Selamun Aleyküm bizim selamlarımızdan bir tanesidir. İkincisi merhaba demek yine Müslümanın selamlarından bir tanesidir. Üçüncüsü hayırlı sabahlar demek. Günaydın yerine hayırlı sabahlar demek doğru olacaktır. Dördüncüsü de hayırlı günler demek bence selamlar arasında önemlerden bir tanesidir. Zaten bizden 4 tane istedi, 4 tanesini de yazdık. Geldik 3. soruya. Bize burada aşağıda verilen hadisi tamamlayınız demiş. Hadis Hz. Muhammed'in peygamber efendimizin sözü demektir. Bakalım hemen. Müslüman elinden ve dilinden nokta nokta denilmiş. Devamını bizim getirmemiz istenmiş. Müslüman elinden ve dilinden nedir? Emin olunan kişidir. Yani Müslüman kesinlikle başka insanlara zarar vermez. Hem hareketleriyle hem sözleriyle emin olunan kişidir. Hz. Muhammed'in hadisi şerifini de bu şekilde tamamladık. Geldik dördüncü ve son klasik sorumuza. Hz. Lokman'ın oğluna verdiği öğütler nelerdir? İki tanesini yazınız demiş. Hemen bir tanesini yazalım. Hz. Lokman oğluna demiş ki Allah'a sakın ortak koşma. Yani şirk yapma demiş. İkincisine de e, burada e, şunu yazmak istiyorum ben çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Hz. Lokman oğluna insanlardan yüz çevirme, yine böbürlenme, böbürlenme ve kibirlenme diye öğüt vermiştir. O yüzden bu bizim için günümüzde dikkat etmemiz gereken bir öğüt olduğu için yazmak istedim. Bu şekilde de iki tane örneğimizi yazdık ve yazılı hazırlığımızı burada da tamamlamış oluyoruz. Sevgili arkadaşlar. 5. sınıf yazılı çalışmamızı, din kültürü, ahlak bilgisi çalışmamızı tamamladık. Umarım yüksek notlar alırsınız. Notlarınızı açıkladıktan sonra yorum bölümüne yazarsanız Merak ediyorum notlarınızı okuyacağım. Tek tek yorum yapmaya çalışacağım. Sosyal bilgiler yazılımızın da yine yayında olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bundan sonra da sizlerle bu tarz çalışmalarımız, 5. sınıf öğrencilerimizle bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Kaçırmamak ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.